Taheren Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ediyorum. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın dünyanın neresinde olursa olsun yanında olmaya gayret eden, proje bütçesiyle STK'larımıza veya bireylere destek olma gayretinde olan, güçlü diaspora, güçlü Türkiye şiarıyla çalışan bir kamu kurumu. Türkiye'nin diaspora kurumu. Eğer yurt dışında vatandaşlarımız güçlü olursa biz de ana vatanımıza daha güçlü oluruz diye düşünüyoruz ve bu anlamda da faaliyetlerimizi yürütüyoruz. 1961'de ilk Almanya'ya işçi göçü başladığından itibaren yaklaşık 60 yılı geride bıraktık. 61. senedeyiz. Ve 61. senede bugün Almanya'da ve diğer Avrupa ülkelerinde, Fransa'da, Belçika'da, Hollanda'da, Avusturya'da ve tabii ki bu ülkede, İsviçre'de vatandaşlarımızın birer başarı hikayesi yazdığını görüyoruz. 60 yıllık Avrupa tarihi bizler açısından bir başarı hikayesi. 1492'de Endülüs'ten itibaren en fazla Türk'ün ve Müslüman'ın yaşadığı dönemi şu an yaşıyoruz. Avrupa'nın tamamında 5 milyon, İsviçre'de 140 bine yakın insanımızın olmasının herhalde bir sebebi hikmeti olmalı. Bizim için bu tarihin bu önemli döneminde ve dünyanın da şu an küresel olarak değiştiği bu dönemde Avrupa'daki Türklerin geleceği nasıl olacak sorusu çok merkezi bir yerde duruyor. Hakikaten birçok ülkeye örnek olabilecek, örnek teşkil edebilecek bir yapı İFT, İsviçre Türk Toplumu Yapısı. Çok farklı dernekleri bünyesine toplamış. Dolayısıyla bu yapının, bu çatı derneğin güçlü olması İsviçre'deki Türk toplumunun da lobi gücü olarak ayağa kalkmasına çok büyük hizmet edecektir. Ben bu anlamda bugüne kadar İsviçre Türk toplumunda emeği geçmiş kurucu başkanlarımıza, burada emek vermiş büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Bu toplumun içerisinde görev yapmış önceki başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelere katılımları ve entegrasyonlarına yönelik bizim projelerimiz aynı zamanda. Ama biz ana vatanlarında da bağlarını koparmasın istiyoruz. Buradaki başarılarımızla gerçekten gurur duyuyoruz. Avrupa'da yaşayan Türkler burada çok büyük hizmetler yaptılar. Bulundukları ülkelere çok büyük faydalar sağladılar. İşte bunun en güzel örneği Umur Şahin Özlem Türeci. Yani pandemide dünyanın başına bela olan bu virüsün Almanya'daki iki akademisyenin dünyaya şifa olması bizi gerçekten mutlu etti. İsviçre'de de yine aynı şekilde gurur duyduğumuz, sizlerle gurur duyduğumuz, mutlu olduğumuz İsviçre'li Türkleri görmekte gerçekten onur duyduk. Çok sayıda dernek ve federasyonumuzun düşünce ve yaklaşımlarını tek bir sese dönüştürmelerinin çok da kolay olmadığının farkındayız. Ama burada önemli olan asgari müşterekler temelinde. Yani yüreğinde vatan, millet ve bayrak sevgisi bulunan her Türk vatandaşının birlikte ilerlemek gayesi içerisinde olmasıdır. İsviçre'nin sosyal ve kültürel, ekonomik ve siyasi hayatında göstermekte olduğumuz başarılar ve elde ettiğimiz saygın konum göğsümüzü kabartıyor. Toplam 253 diplomatik ve konsular misyonumuzla bugün dünya çapında en büyük 5. temsil ağına sahip hale gelmiş bir ülkeyiz. Bu imkanlarla istifade ederek yurt dışında her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Azerbaycan, Türkiye vatandaşları, bizim doğma Karabağ'ımızı, bizim Azerbaycan halkına, Türk dünyasına kaybettik. Ve bu bizim en büyük maliyetlerimizden, tarihi maliyetlerden biri oldu. Hepinizin de bildiği gibi son yıllarda Avrupa'da yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve her türlü ayrımcılığın yükseldiği olumsuz yaklaşımların bütün insanlığı hedef aldığı bu zaman diliminde tolerans iklimine her zamandan daha çok ihtiyaç duymaktayız.